Sevgili YouTube, şu an Battlefield 1'in 5. bölümünü izleyeceksiniz. 5. bölümüyle karşınızdayım. Bakalım diğer hikayemize neler olmuş. Şimdi büyük ihtimalle karşımızda geçen bölümdeki gibi Türkler olacak. Asla hoşuma gitmiyor. Mezopotamya 1918 ilkbaharı. Büyük savaş tüm dünyayı sarar. Ortadoğu'nun çöllerinde Arap aşiretleri uzun yıllardır altında ezildi. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanır. İsyanı bastırmak için Osmanlıların en gelişmiş teknolojilerini kullanır. İmparatorluğun acımasız topçuları, muharebe uçakları ve zırhlı vasıları hatırında tüfek kullanan asi kuvvetlerle çatışır. Sıra dışı bir İngiliz subayı olan T.A. Lawrence hareket kabiliyeti çok yüksek küçük bir asi kuvvetiyle çalışır. Osmanlı kuvvetleriyle kafa kafaya çarpışamazlar, başka bir yol bulmalıdırlar. Ya burada suikastçı olacağız galiba. Ne olan yer galiba oyunu karıştırmıyorsam. Bakalım. Spoiler verme ya. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. Çölde mi savaşacağız For more than harbiden? 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the Empire. Küllerimizden doğup Türkiye'yi inşa ederiz o zaman biz de. Düşmanları dürbün kullanarak bul. A small patrol had joined the Ottomans who survived the crash. Together, they guarded the wreckage and waited for reinforcements. When your enemy has better weapons and better equipment than you, steal from your enemy. Bir suikastçı olmadığım kalmıştı zaten. A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can be seen. Tribesmen fought unconventionally, using weapons they knew well. Endurance, individual intelligence, and courage were their primary assets. T'ye basıyorum, olmuyor. Vermiyor bıçağı geri elime. Çok sinir oldum. Sıkayım mı? Yanımda da var.
Kın fırtınasını kullanıp çıkabilirim bence. Kod kitabını ara. Saniyesinde bak tek attım direkt. Hem oyundan sonra bakarım. Aa, ilk defa bir kadın karakter canlandırıyoruz. Yakışıklıymış bu da. Yani biz niye böyle göstermişler? Petrol için miymiş? Sağlam kadınız ha. Brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns.
Bana kalmıştı yani. Medya çıktı, tekrar girersen dedim. Hayat tay alt F4 çekti galiba. Bakalım. Komutanı ben burada öldürmedim mi? Fatih mesajı nerede göndereceğim? Nasıl göndereceğim acaba ben? Çok pardon da mermim yok, bir şeyim yok. Single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplet before the train would acknowledge it as general. Bu at niye bu kadar yavaş gidiyor? Çok pardon lan. Dikkatli ol. Niye? Hallederim bence ama. Deposundaki adamı öldürüp sniper'ine bakacaktım galiba, belki. Diyorsun. Bakalım. Kanka sen beni aslında görmedin. Ben aslında yokum, tamam mı? Bir şey soracağım. Komutan nerede?
Bir şey soracağım. Asla hiçbir yerde komutan yok bu arada. Komutan mı? Komutana benziyor bence. Dur bir dakika. Nereye gidiyor? Komutana benziyordu bu arada. Komutan bence bu. Bakayım. Evet, buymuş. Buldum. Yeni hedefine dedi komutanın çantasını eline geçir. Ben şimdi onu öldürdüm yere gideceğim bir dedim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Gebereceksin işte kabul eyle. Efsane ya konuşmalar. Sik kafalı mı oldum? Sik kafalı mı oldum şimdi? Sik kafalı mı oldum şimdi? Ben bir şey demiyorum, oyun diyor. Diğer gideceğimiz yere de buradan mı gideceğiz? Harbi mi? Aa, bir dakika bu ne? Ha mesaj. Bir dakika benim mesaj göndermem gerekiyordu. Ben onu unuttum. Yani benim mesaj göndermem gerekiyordu ben onu unuttum. 3 gün sonra, 3 gün sonra benim doğum günüm. Hatta 3 gün değil bir dakika. Seninki 3 gün sonra. Benimki o zaman 2 gün sonra. Hatta saat 12'yi geçecek birazdan. 2 gün sonra işte. Ben beyaz at istiyorum. Seninkine 3 gün varmış, benimkine 2 gün var. Ben komutanı öldüreceğim. Başka bir şey demiyorum. Ya biliyorum. 3 komutanı öldüreceğimi. Burada kesin tank var. Vallahi başka bir derdim, isteğim yok.
Komutan nerede? Söz işkence et biçem sana. Ya nerede bu komutan? Umarım versem bunu komutana söyleyeceğim şimdi. Çok sinir oldum. Aa, komutanı öldürdüm. Bir şey diyeceğim, yanlışlıkla öldürdüm. Aa, sen komutan kanka, 2 saat seni arıyordum ya. Gel gel dedim, bir konuşalım. Vallahi sağ olasın. Ay şükür. Kendi kendine ayağıma geldi vallahi, Allah razı olsun. Ay şükür ya, yanlışlıkla öldürdüm ha. Komutan, haberim yok. Ya bu kadar uğraştıktan sonra ayıp değil mi ya? Bu kadar uğraştıktan sonra ayıp değil mi yani? Ne kadar yakışıklı vur diye. Osmanlı'yı kötülüyorlar ama ben bu hikayeyi de beğendim.
Hikayecilik açısından güzel işlemişler. Ama ben suikastçiliği çok sevsem de becerememden kaynaklı olarak direkt dalmayı tercih ediyorum ama. Köy düşmandan temizle. Okay. İtin dölü. Ya abi. Çık ve erkek gibi savaş. Erkek değilim ki kanka. Harbiden kadın karakter canlandırıyoruz yani. Hayır istemiyorum. Kahpe çocuğu. Oy. Nereden gördün lan? Ben seni göremedim. Benim kardeşlerimi öldürdünüz, Bedeyuslar. Anladım. Ya eğim aşağıda olan iyi silahları sekiyordu. Silahları sekiyordu.
Bu yaşamıyor. Bence burada bir şeyler bulabilirim. Tanksa var mı bu? Tanklı bir şeyler bence işe yarar. Bombalar yağdırıyorlar adamlar üstüme ya. Ağzınıza yüzünüze sıçacağım ama ya. Bir salın ya. Ya sürekli bomba atıyorlar ama. Az kaldı, hadi başaracağız. Böyle kaça kaça oynaman gerekiyor buraya, yoksa ağzına yüzüne vuruyorlar vallahi anında. Kayıt atıyorum. Burada bile kayıt atıyorum. Şaka gibi ya. Nice. Başardık. Sonunda. 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 Süveyş kanalı mı? Kadın tam aşık gibi bakmıyor mu yalnız? Dünya savaşı sonunda Osmanlı Arabistan'dan çıkarıldı. Fakat İngiliz ve Fransız Katolikler Araplara verdikleri bağımsızlık sözünü tutmadılar. Bağımsızlık sözünü. Neler bir sarsmalı bir kişilik olmayı sürdürüyor. Petrol savaşı bugün de devam etmektedir. Bu ne? Bir dakika, bu ne? Bizi hatırlayın.
Öyle bir şey mi var? Durun daha son bulmamış, bir saniye. Uçaklara çok bulaşmıyoruz ya, amaç treni ihmal etmekte mi? History only remembers one in a thousand of us. And the future will be filled with stories of who we were and what we did. How we lived, how we fought, and how we died. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye. And we will. Şey diyeceğim. Efsane. Yani çok uzun süren bir hikaye değil de, evet. Ama özellikle o savaş alanı psikolojisine, orada savaşan insanlara, başına gelenlere çok iyi özetlediğini, çok iyi anlattığını düşünüyorum oyunun. O zorlukları, fedakarlıkları. Özellikle şu haberci bölümündeki fedakarlık harikaydı. İçinde zaten oyunun Türklerin bulunması ayrı benim için çok hoşuma gitti. Ama bir Türk asker olarak savaşamamak kesinlikle hoşuma gitmedi. Yani en azından bir bölümde bir Türk askeri olsaydık, yani bir Türk askeri olarak savaşsaydık, özellikle Çanakkale cephesi ve Battlefield serimizi bu noktada bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sevgili YouTube, eğer ki videoyu beğendiysen aşağıdan beğenmeyi, şu tarafta olması lazım bir abone ol butonu. Abone olmayı unutma. Aşağıdan fikir ve görüşlerin için yorum da yapabilirsin. Seviyorum. Yeni serilerde görüşmek üzere. Bay bay.